Merhaba sevgili yay ve yükselen yay burçları. 2023 senesine hazır mısınız bakalım sevgili arkadaşlar? Evet, şimdi bu videoda neler öğreneceksiniz? Bir kere 2023'te çok önemli 3 tane gezegenin burç değişimi var. Bunların etkilerinden bahsedeceğim. Satürn'ün, Plüton'un, Jüpiter'in burç değiştirmeleri size özel 2023 senesi nasıl etkisi olacak? Bunları konuşacağız sizlerle. Bunun yanı sıra 2023 senesi meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmaları sizleri nasıl etkileyecek? Bunları böyle bir detaylı konuşacağız. Sonra retrolardan bahsedeceğiz. Malum yani kaçarı yok retrolardan. Ve son olarak da 2023 ile ilgili aşkla ilgili böyle güzel birkaç tane tarih vereceğim ve bu videoyu kapatacağız. Siz sağ, ben selamet. 2023'e umut dolu gireceğiz inşallah. Evet, şimdi 2023 ile ilgili baktığımız vakit 7 Mart günü karmanın lordu, öğretici, büyütücü, deneyim ve tecrübe kazandırıcı gezegeni Satürn burç değiştirerek sevgili arkadaşlar balık burcuna geçiş yapıyor ve 25 Mayıs 2025 tarihine kadar seyahat edecek. Satürn'ün yeni bir serüveni başlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Satürn biliyorsunuz ki öğretmen demek. Peki siz bu dönem neyi öğreneceksiniz? Peki siz bu dönem bir kere her şeyden önce ev, yuva, aile, yerleşim ait konularda bir kere sorumluluklarınız artıyor. Çünkü Satürn sorumlulukla demektir. Ve bu konularda önemli yeni deneyimler kazanmaya başlayacaksınız. Bazılarınız bu dönemde daha fazla ailenizle yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Onların bakımlarını belki üstlenebilir. Bazılarınız ise ev sahibi olmak adına önemli girişimlerde bulunabilir. Satürn hayatınızın dip noktası dediğimiz bir alandan geçecek arkadaşlar. Buradan geçen, ondan sonra özellikle Satürn çok derin ve çok köklü bir yaşam sorgulamasına iter insanı. Ve böyle çok hayatı çok fazla sorguladığımız bir zamandır. Yani doğru bir işte miyim, doğru bir yerde mi yaşıyorum, doğru bir hayatımı yaşıyorum. Çok fazla bunların sorgulamasının yapılacağı ve eğer ki bu sorulara cevabınız hayır ise işte önümüzdeki 2-2,5 senelik süreçte bunları değiştirmek adına sorumluluklar alacağınız, adımlar atacağınız bir süreç başlıyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu dönem kariyer konusunda birazcık dikkatli adım atılması gereken, kariyerin çok daha böyle istenildiği hızla ilerlenemediği, bazı garip ve saçma sapan engellerle de karşılaşıldığı bir dönem olabilir arkadaşlar. Bu dönem ev alabilirsiniz, mülk sahibi olabilirsiniz. Ev alırken sorumluluklarınız artabilir. Biraz daha az sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Zamanınızın büyük bir çoğunluğu belki de evde geçirmek isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aile bireylerinizin sağlığı birazcık daha gündeme gelebilir bu dönem içerisinde. Geçmişinizi, işte köklerinizi çok böyle sorguladığınız bir süreç olabilir. Belki bir tarla marla falan alırsınız, toprağı işletmek isteyebilirsiniz, tarım işine girmek isteyebilirsiniz. Hatta bir şey daha söyleyeyim, Satürn 4. evinizden geçerken sizleri evlendirebilir de evlilikle de sorumluluklarınız artabilir, bilginiz olsun. Ve 23 Mart'ta Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor sevgili arkadaşlar ve 9 Mart 2043 senesine kadar seyahat edecek. Yanlış duymadınız, tam 20 sene sevgili arkadaşlar. 2008 yılından beri Plüton Oğlak burcunda, yani sizlerin finans alanında seyahat ediyordu. Plüton güç kazanmak demektir ama Plüton bir taraftan da bir yere girdiği zaman orayı yıkar, yok eder, yeni bir sistem ve düzen kurar. Baskı yapar Plüton ve manipülatiftir aslında. Çok fazla kontrol duygusu katar insana. 2008'den bu yana özellikle finans alanında bu etkiyi hissediyordunuz. Şimdi ise artık Plüton 3. evinizden geçmeye başlayacak arkadaşlar. Peki bu bize ne kazandıracak sizlere? Bir kere kelimeleriniz güçleniyor. İnsanlar sizin söylediğiniz kelimelere, verdiğiniz tavsiyelere, verdiğiniz akıllara daha fazla dikkat kesilecekler. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bu böyle olacak. Kelimeleriniz, ifadeleriniz güçlenecek arkadaşlar. Önce fark etmeseniz de insanların sizin söylediklerinize böyle farklı tepkiler vermeye başlayacaklar. Çünkü sizin iletişim diliniz de değişmeye başlayacak çünkü. Yine bu dönem özellikle kardeşler arası ara sıra böyle güç mücadeleleri söz konusu olabilir veya komşular arası da olabilir bu. Ondan sonra bazı böyle özellikle kendi yayın evinizi kurabilirsiniz. Mesela bu Plüton geçişi süreci içerisinde bir eğitime başlayabilirsiniz ve hayatınızı değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra eğer ki işiniz böyle satış, reklam gibi bir iş yapıyor iseniz ya da halkla ilişkiler veya terapi gibi mesleklerde çalışıyor iseniz
ya da bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapan bir meslekte çalışıyor iseniz işte Plüton size bu alanlarda, bu konularda inanılmaz böyle güç verecek sevgili arkadaşlar. Plüton yani çok ilginç bir kovaya geçiş yapacak Mart ayında ve çok büyük devrimler yaratacak aslında. Yani 3. evle ilgili bir kere düşünce yapınız değişecek her şeyden önce. Etrafınızda kurduğunuz ilişkiler değişmeye başlayacak. Kuvvetle muhtemel taşınabilirsiniz de bu arada. Hani böyle bir taşınma durumu da getirebilir, bilginiz olsun. Ve yılın ilk tutulması 20 Nisan günü 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek. Jüpiter etkili bir tutulma olacak arkadaşlar. Bir güneş tutulması olacak bu. Bu tutulma 29, aslında bu tutulma güzel ve tatlış etkilere sahip. Ama 29 derecede olmasından dolayı bazı dikkat edilmesi gereken nüanslar var aslında. Çünkü 29 derece arada kalma ve sıkışma derecesidir. Bu tutulma ile iki aşk arasında kalabilirsiniz arkadaşlar. İki hobi arasında kalabilirsiniz. İki yatırım fikri arasında kalabilirsiniz. Bu bir şekilde böyle iki durum arasında kalmaya ve sıkışmaya işaret ediyor arkadaşlar. Ama işin içerisinde elbette ki Jüpiter olduğundan dolayı finansal anlamda, aşk konusunda ondan sonra oldukça mutlu zamanlar sizleri bekliyor. Eğer ki çocuk sahibi olmakla ilgili planlarınız varsa bu tutulma 20 Nisan artı eksi 15-20 günlük süreç oldukça böyle destekleyici olacaktır. Tutulmalar hep böyle tutulmanın gerçekleştiği gün artı eksi böyle 15-20 günlük zamanda en güçlü etkilerini ortaya koyar arkadaşlar. Eğer ki işiniz sahne, yaratıcılıkla ilgili bir işle ilgileniyor iseniz eğer bu tutulma sizi ünlü yapabilir, bu tutulma sizi sahnelere atabilir, bu tutulma bu alanlarda çok güzel fırsatlar elde etmemize yardımcı olabilir. Yatırımlarınızın karşılığını kat bir kat alacağınız bir tutulma bekliyor sizleri. 21 Nisan ile 15 Mayıs arası ise yılın ilk Merkür Retrosu olacak arkadaşlar. Boğa burcunda geri hareket edecek Merkür. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle yanlış anlaşılmalar, ondan sonra iletişim sorunları ya da iş için kullandığınız elektronik aletlerde problemler ortaya çıkabilir. Bu dönem yeni bir işe veya projeye başlamak için hiç uygun bir dönem olmayabilir. Günlük planlarınız oldukça böyle bozulabilir, bilginiz olsun. Ve yine tabii ki Merkür Retrosu kuralı, yeni bir işe başlamıyoruz, elektronik alet almıyoruz, sözleşmelerimizi, anlaşmalarımızı yapmıyoruz. Her şeyimizi yedekliyoruz sevgili arkadaşlar. 5 Mayıs'ta ise 14 derece Akrep Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. 5 Mayıs artı eksi 15-20 gün gibi düşünebilirsiniz etki süresini. Bu tutulmaya retro Merkür'ün ne yazık ki sert bir kontağı olurken Yengeç Burcu'nda seyahat eden Mars'ın da güzel, keyifli bir kontağı olacak. Şimdi bu dönem bir kere içsel anlamda ruhsal olarak kendinizi bir tık belki iyi hissetmeyebilirsiniz. Korkular, endişeler, kaygılarla mücadele etmeniz gerekebilir. Çünkü tutulma hayatınızın çok böyle keyifli bir alanına düşmeyecek ne yazık ki. Hayatı kontrol etmenin çok da böyle kolay olmadığı ve elde olmayan bir takım sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek duygusal, maddi ya da sağlıkla ilgili bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Retro Merkür'ün ondan sonra bu tutulmaya katkısından dolayı diyelim, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim stresleriyle uğraşmanız gerekebilir ya da hizmet verdiğiniz bir müşteriniz ile yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu dönem yeni bir iş, yeni bir ondan sonra proje için uygun olmayabilir. Fakat Mars'ın bu tutulmaya böyle güzel bir desteği olacağından dolayı krediler, borçlar, vergiler, banka işlemleri gibi noktalarda işleriniz çok hızlanabilir. Ev krizi gibi bir ihtiyacınız varsa bu onaylanabilir. Bu dönem size iyi gelebilecek olan bir tedaviyle karşılaşabilirsiniz. Ya da ruhsal açıdan iyi gelecek olan birçok teknikle bir araya gelebilirsiniz. 16 Mayıs'ta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter burç değiştirerek artık Boğa burcuna geçiyor sevgili arkadaşlar. Ve 26 Mayıs 2024'e kadar da bu burçta seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere Jüpiter'in bu Boğa'ya geçişi iş ve çalışma ortamındaki koşullarınızı çok daha iyi bir seviyeye getirecek. İş arayanlar sürekli seyahat edecekleri bir iş bulabilirler. Ondan sonra bu dönem özellikle kendi işinizi kurabilirsiniz, bunu büyütebilirsiniz. Kendi işiniz varsa işleriniz büyüyebilir, çalışan sayınız artabilir özellikle. Yurt dışı bağlantılı projeler gündeme gelebilir arkadaşlar. Sağlıkla ilgili doğal bir koruma kalkanı altında olacaksınız. Çok çabuk iyileşirsiniz. Bu dönem size fayda sağlayacak bir beslenme düzenine geçebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Ya da size uğur getirecek bir ev hayvanı edinebilirsiniz. Belki bu papağan falan belki kuşmuş bir şey olabilir arkadaşlar.
yardımcılarınızdan, asistanlarınızdan yana çok büyük faydalar göreceğiniz, çok da büyük verim alacağınız bir dönem bekliyor. 23 Temmuz ile 4 Eylül arası ise Venüs Aslan Burcu'nda geri hareket edecek sevgili arkadaşlar. Bu dönem özellikle uzaklarda böyle yer alan ve mesafe olan özel ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir. İletişim sorunları meydana gelebilir. Satış, pazarlama, reklam gibi uğraşlarınız varsa eğer bu saatler arası istediğiniz verimi çok alamayabilirsiniz. Ya da çıkacağınız seyahatlerse çok da böyle istediğiniz kadar mutlu etmeyebilir belki de. Bu dönem özellikle eğitmenler, resmi makamlarla olan ilişkilerinizi dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. İşlerinizi yaptırmak istiyorsanız eğer. Ve 23 Ağustos ile 15 Eylül arası ise Merkür Başak Burcu'nda geri hareket edecek arkadaşlar. Bu dönem özellikle iş kurmak, iş için yeni adımlar ve projeler için uygun bir zaman değil. Her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. İş için yine kullandığınız elektronik aletlerde bazı pürüzler ortaya çıkabilir. Yeni bir iş, no. Yeni bir elektronik, hayır. Bütün verilerinizi yedekleyin 23 Ağustos'tan önce bence. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda Merkür etkili bir güneş tutulması meydana gelecek. 14 Ekim artı eksi 15-20 gün gibi düşünebilirsiniz etkilerini sevgili arkadaşlar. Bu tutulmaya da Plüton'un da bir kontağı olacak Oğlak Burcu'nda seyahat eden. Bir kere dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, toplumsal konular, grup çalışmaları bu tutulmanın ana konusu olacak arkadaşlar. İşin içerisinde Merkür olduğundan dolayı sosyal ilişkilerde iletişimin ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sözlerinizde, vereceğiniz tavsiyelerinizde, tüm sosyal ilişkilerinizde sözü dinlenen birine dönüşeceksiniz. Bu dönem yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz. Dostlarınızla beraber ortak iş projeleri üretebilirsiniz arkadaşlar. Dernekler veya organizasyonlarda iletişimi koordine etmeniz gerekebilir bu tutulmayla birlikte. Özellikle Plüton'un bu tutulmaya sert bir kontağı olacağından dolayı özel hayatınızda bazı tutum ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Özel hayatınızda, yatırımlarınızda, çocuklarla ilişkilerde baskıcı bir tavırda olmamanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Bu yüzden bu konularda nasıl bir iletişimleri kullanacağınız oldukça önem kazanacaktır. 28 Ekim'de ise yine 5 derece Boğa Burcu'nda ondan sonra bir ay tutulması meydana gelecek. 28 Ekim artı eksi 15-20 gün gibi düşünebilirsiniz etkilerini yine aynı şekilde. Mars ve Jüpiter bu tutulmada karşı karşıya olacaklar. Bu dönem özellikle içsel veya ruhsal açıdan kendinizi ne yazık ki pek iyi hissetmeyebilir. Korkular, kaygılar, endişeler bunlarla belki de mücadele etmeniz gerekebilir. Bu tutulma biraz gergin bir tutulma arkadaşlar. Özellikle sağlık, ruhsal sağlık, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük koşturma, ev hayvanları ile ilgili konularda abartılı davranışlar ve abartılı tepkiler vermemekte fayda var. İçsel ya da bastırmaya çalıştığınız bir öfkeniz olabilir. Dikkatli yönetim. Belki spor yaparak bu enerjiyi salatabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatsizlik yüzünden oluşabilecek kazalara karşı da biraz böyle hazır olmanızda fayda var. Bu dönem ama terapiye gitmek, ruhsal açıdan size iyi gelecek olan konulara yönelmek için şahanedir. Ticari ya da finansal açıdan da risk almak için uygun bir dönem değil sevgili arkadaşlar. Ve 12 Aralık'ta yılın son Merkür Retrosu olacak arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda ve sene sonuna kadar etkili olacak. Ödemelerde bazı gecikmeler olabilir. İnternet alışverişlerinde güvenlik meselesine çok dikkat edin bu Merkür Retrosu'nda özellikle. Bu dönem finansal anlaşmalar yapmak, imza atmak için de uygun bir zaman dilimi olmayabilir. Ama iyi tarafıyla eskiden kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. 12 Aralık'tan önce tüm verilerinizi yedekleyin sevgili yay ve yükselen yaylar. Peki 2023 senesinde aşkla ilgili güzel zamanlar yok mu? Elbette ki var. 21 Şubat ile 17 Mart arası bence şahane bir zaman. Venüs tam da aşkı sembolize eden alanda seyahat edecek. Bekarlar için, aşk için şahane. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de gayet güzel. Yaratıcı çalışmalar yapmak için de yine şahane bir zaman dilimi. 12 Nisan ile 8 Mayıs arası yine Venüs uzun süreli ilişkiler alanınızda seyahat edecek. Bu dönem yeni ve uzun süreli ilişkilere başlamak, evlilikle ilgili adımlar atmak için yine şahane ve güzel bir zaman. Evliyseniz partnerinizle böyle romantik, uyumlu, keyifli birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ortaklıklarda yine böyle uyumlu, verimli bir süreç olacaktır. 12 Nisan ile 8 Mayıs arası sevgili arkadaşlar. Yıl bitti. 2023 senesi sizlere mutlu, keyifli, huzurlu, şahane bir yıl geçirsin. Ha dersiniz ki ben
Bana bu yetmedi. Ben daha fazlasını istiyorum. O zaman www.sorumgel.com'a girerek 2023'ün size neler getireceği hakkında sorular sorabilirsiniz. Ve bu arada 2023 astroloji ajandası da satışta sevgili arkadaşlar. Sorum geldi dükkanda. Gün gün astrolojik tüyoların olmuş olduğu, ondan sonra ve diğer taraftan da yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar, retrolar, bunların etkilerinin de ne olacağını yazan, ondan sonra güzel bir rehber niteliğinde bir ajanda sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun, Sorum geldi dükkanda satışta. Mutlu, şahane bir yıl dilerim sizlere. Hoşçakalın.